Perşembe sabahından günaydın. Şimdi hazırlanıyorum arkadaşlar. Ve hemen dedim video açayım bir yandan da. Yediklerimi falan size çıkmadan göstereceğim. Ay çok kırmızı aldım. Çok fena görünüyor şu anda. Bunu bir hemen dağıtayım. Şöyle bir eşitleyeyim. Şimdi ben bu makyajı sabahtan yapıyorum. Bu bana bütün gün gitmesi gereken bir makyaj. O yüzden aslında fazla olmasına çok bir problem yok. Nasıl olsa günün sonuna doğru azalıyor. Şimdi biraz bir bundan alıyorum. O kırmızıyı hafif kıracağım şu yukarılarda. Nozya'ya gideceğiz arkadaşlar. Yemek yiyeceğiz birlikte. Ve ben hediyemi alacağım. Hediyelerimi merak ediyorum bu seneki hediyelerimi. Gerçi bu sene bizde herkes hastaydı. Dışarı çıkıp insanlar hediye alamamış da olabilir. Bizim gibiydi herkese. Ailecek biz hastaydık. Hani sadece Fabio, ben falan değil. Bir kişi aldı ve herkese bulaştırdı. Öyle bir durum oldu. Bugün sabahtan beri duş alacağım diyorum ve az önce aldım. Erkenden alıp bitirsene, rahat rahat hazırlansana. Yok illa böyle her işim hani şey, acelere gelecek benim. Öyle oluyor nedense. Şu kaşları da bir düzeltelim. Saçlarım o yüzden böyle çok hani şu an fena durumda. Tam da kurutamadım arkadaşlar. Yeni bir tane ürün kullanıyorum saçlarım için. Anti Crespo diye kabarma önleyici. Geçen kuaförüm önerdi. Dedi ki senin Anti Crespo'ya ihtiyacın var. Hani saçların çok kabarık kabarık görünüyor. Ve bu böyle hani dağınık görüntüsüne sebep oluyor. Bir de ben şunu sormuştum. Mesela şurada böyle minik minik saçlarım çıkıyor ya. Onunla giderirsin demişti ama çok bir işe yarıyor mu bilmiyorum. 2-3 tür kullanıyorum gerçi. O yüzden de belki daha etkisini görememişimdir. Bir de şey var. Argan yağı kullanıyorum. Yani duştan çıktıktan sonra şöyle iki fıs saçlarımı argan yağı kullanmama rağmen nedense böyle görünüyor. Olmadı toplarız, bakacağım. Vaktim eğer olmazsa toplayacağım. Çünkü bu şekilde gitmek istemiyorum. Hemen bir şunu kullanacağım. Bunu çok seviyorum arkadaşlar. Okey, biraz böyle bir şuraları altın sarısı. Şurada da var. Puh, ekledim arkadaşlarım. Eyeliner'ı hemen hızlıca geçiyorum. Eyeliner'ım da böyle oldu. Şimdi ben buna rimel geçince daha da güzel olacak. Şu an çok bir şeye benzemiyor ama böyle kirpiksiz bir insanım. Yani bu Allah vergisi kirpikleriyle doğanlara çok imreniyorum, yemin ederim. Bunu kullanıyorum. Bu sene ben yılbaşına diyordum ki yine Kiko'ya giderim, bir sürü bir şeyler alırım. Gidemedim arkadaşlar ama çok güzel indirim vardı. Rimeli hallettik. Ufak bir kontür yapacağım. Videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlarıma bir soru soracağım. Siz bir şeyler aldınız mı ya yılbaşı indirimlerinden? Merak ediyorum, aldıysanız da indirimlerden ne aldınız? Yazın bana aşağıya, yorumlarda okuyacağım. Neler kaçırmışım ben bu sene bu indirimlerde. Şimdi hafif bir şurayı parlatalım. Burayı parlatalım. Burayı parlatalım. Ne kadar çok yerimi parlatıyorum. Seviyorum parlak parlak olmayı. Ne yapayım? Çok parladım. Ama bence güzel duruyor. Şimdi bir dudak kalemi. Öyle ben her yerini çerçevelemiyorum. Konuşabildim. Bu arada bunu bu senenin ruju ilan ettim. En çok bunu kullanmışım. Onu fark ettim. Bakın yani bitmek üzere. Bence bana çok güzel gidiyor ya bu renk. Kesin şimdi bu senenin ruju ilan ettim diye merak edersiniz. Hemen şöyle o yüzden size biraz gösteriyorum arkadaşlar. Ah okey. Buradan okuyup gidip aynısını alabilirsiniz arkadaşlar. Eğer yüz tonunuz benimki gibi ise gerçekten çok güzel. Bu senenin ve tüm zamanların ruju ilan ettim. Şimdi ben bir saçımı bir hale yola sokacağım. Toplasak güzel olabilir aslında. Şu annemin hediyesi bir tane şey var, ürün var. Fön tarağı böyle. Onunla birlikte biraz şu saçlarımın önünü falan yapayım. Sonra belki toplarız diye düşünüyorum. Yani bunu çok seviyorum. Yani cidden çok kurtarıcı bir ürün kendisi. Yani takayım. Bu arada bu da babamın hediyesiydi, hatırladınız mı? Bunu çok seviyorum ya. Benim için annem cidden çok yani büyük. Fabio şey diyor. Babam bunu hediye etti değil, başka bir şey takmıyorsun diyor. Ama öyle oldu, farkındayım. Ama hani şöyle oldu. Depremden sonra geldiler ya. Ben böyle bir hediye falan filan beklemiyordum ki. Her yer kapalıydı arkadaşlar. Her yer mahvolmuş durumdaydı. Onlar o durumda bile bana hediye düşünüyorlar falan. Öyle biraz
duygulandığım bir gündü gerçekten. Anlamı da çok güzel benim için. Öyle işte yani. Neyse şimdi annemin hediyesi olan bunu kullanayım. Hemen şu saçlarımın önünü bir hayyola sokalım. Şöyle iki tane ayarı var. Ben biraz aceleci davranacağım. O yüzden iki de çalıştıracağım şimdi. Farkı size göstereyim diye bir durdurdum arkadaşlar. Şurası sadece yani 35 saniyeden beri falan fönlediğim bir alan. Burası da böyle görünüyor. Bence gerçekten işe yarayan bir ürün. Anneciğim teşekkür ediyorum. Hemen şurayı da yapayım. Evet, saçlarım şöyle 2 dakika gibi bir sürede yani bu şekle dönmüş oldu. Gerçekten bence çok işe yarayan bir alet. Bu arada şey zaten nemini bırakmıştım hafif. Belki onunla yaparım diye kurutmuş da oluyor. Şimdi üzerimdekileri size göstereyim. Bu arada Fabio humidifikatörü çalıştırdı. O yüzden çok ses geliyor olabilir. Kusura bakmayın o nemi alan bir alet. Ben size onu daha önce hiç göstermedim değil mi? Ay ben aslında İtalyan evleri ve Türk evleri karşılaştırması çekeceğim. Orada bahsederim diyordum. Neyse unutmayayım ondan da o zaman bahsederim. Şimdi kıyafetimi gösteriyorum size. Bayağı uzaklaştım ama görünüyorum. Sonunda görünüyorum. Böyle bir tane eteğim var arkadaşlar. Mango'dan çok sevdiğim bir etek. Gerçekten yaz kış giyiyorum. Yine şu mucize çorabımı giydim. Ve böyle boğazlı bir kazak. Bu kazağı da zaten Shein'den almıştım hatırlıyorsunuzdur. Ve bugün böyle giyinmek istedim. Yani aslında daha kırmızı falan bir şeyler hayal etmiştim ama bilmiyorum. Bugün ruhum dedi ki bunlarla daha rahat edersin. Böyle hazırım. Şimdi çıkabiliriz. Nazo'ya gidiyoruz. Güzel bir aile yemeği yiyoruz birlikte. Çıkmadan bir küpe değişikliği yaptım arkadaşlar. Luna ile şöyle bir problemimiz var. İnsanları kutlama yapmak için bir şeyler böyle patlatıyorlar. O da çok korkuyor. Abi de onu güvenli bir yere şu an bırakmaya çalışıyor. Onu bekliyorum arabada. Güzel. Ben de gümüş oldu değil. Yap. Sen ne renk alıp bu üstü böyle var? Mesela ben beni bunları bir Matei un sito allora. Da internet. Perciò ti ho detto che quest'anno Babbo Natale. Porta che. Prodotti. Ma forma di moto. Casta. Sì. Posso sulla sua mano? Perché è piccola? Io veramente sai. Non ci sa stare. Che cosa? Troppo bello, però non è capito. C'è un altro panno. Come fa che mi piace così? Ah, il tè. Tantissimo tè. Quindi ci sta bene con i cantucci? Sì, sì, grazie. Grazie, una bella idea. Come è venuta in mente? Dai, scritto tutto te che fa. Un giorno vieni a casa e vediamo insieme. Così. Bella. Quest'anno avete fatto proprio idee diverse. Diverse, sì, sì, perché questo, no, non siamo potuti uscire. Böyle alçık gibi bir şey galiba. Ellerinizi şunun içerisine böyle koyuyorsunuz. Böyle el ele bir şekilde. Ve sonra şey yapıyorsunuz. Formu çıkıyor yani. Şöyle bir şey. Dur onu göstereceğim. Şöyle bir form oluşturmuş oluyorsunuz. Tabii açıp bakacağım diye tutturdu. Açıyoruz bakalım. Böyle
böyle bir şey çıktı içinden. Bir de şu paket var. Mistet for pizza friends. Che segreto dentro. Bilirizim indiriyor ne? Selena çizdi, böyle Türkçe'den çizdi. Hiçbir zaman Türkçe olmuyor. Ama İtalyanca var, şu Fabio oradan anlayıp yaparız. Şimdi hemen yapmaya karar verdik. Fabio şunu açıyor. Heyecanlıyım. Ben cinafo. Questo per piccaci. Aspetta. La destra? Aspetta. O la sinistra? Ma ne? Così. Vado. Mamma mia, come mitte dritto, mitte dritto. Non devo cammina sotto. Poi da 10 minuti. Ora devo lasciare. Sono 27. Ah, sta 10 minuti così. Ho passato solo un lumino. E vedo, Valentina qui. Ma come ce l'avete le mani? Imbrociato come di. No. Che serve? Un po' però io e lui hanno detto qualcosa, speriamo che la grattata. Dakikadan beri böyle bekliyoruz. Birazdan çıkartacağız. Aperto! Aperto! Hai sabbia, tu ce l'hai! Aperto! Aperto! Amore, sei stanco di essere così con me. Buon Natale, un bacione a tutti! No, sì che sei singolà. Anche tu me ne porto, tutti quanti. Come singolà? Singolà. Però la le dita forte. Braccio da parte nostra. Però guarda, aspetta, guarda per me. Ciao. Vediamo se è stato rotto. Vai, Iber. Non lo vado a richiamare. Piano piano. C'è stanno pezzi là che ce ne vanno. Questa te ne ci stanno pezzi là che li mapigliamo. Sarà che c'ha 10 minuti perfetto, no, 15. E dopo due giorni vediamo. Due giorni. Aile yemeğini bitirmenin en güzel yolu tabii ki de Nuzia'nın güzel tiramisu'su ve yanına da espresso. Gerçekten çok güzel yediğim bir gündü, çok eğlendiğim bir gündü. Üstelik Valentine'ın hediyesine de bayıldım. Eğer sonucu merak ediyorsanız takipte kalın çünkü 2 gün sonra kurumuş olacaklar ve biraz böyle daha şekil vereceğiz. Bu arada hazımsızlıktan dolayı bunu içmem gerekiyor ve sonra da uyuyacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Özellikle buraya kadar izleyenler yorumlarda yazsın. Öpüyorum, iyi yıllar.